Düzce'de gündemden herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, 2021 yılının Düzce Belediyesi için dolu dolu geçtiğini belirterek yeni hedefler, yeni projeler ve ilimizi daha da ileriye taşıyacak yatırımlarla yeni bir yıla girmenin mutluluğunu değerli hemşehrilerimizle paylaşıyor. 2022'nin şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve sevinç getirmesini temenni ediyorum dedi. Düzce Belediyesi'nin görünen yüzlerinden biri olan Park Bahçeler Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde yaptığı çalışmaları açıklayan rapor yayımladı. Rapora göre bir yıl içinde 1920 ağaç ve 443.000 mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. 29 Ekim 2021 tarihinde hizmete açılan Millet Bahçesi'nin batı girişi için bir yaya yolu daha oluşturuluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Millet Bahçesi'nin toplam 3 girişi olacak. Turizm, tarım, ticaret ve sanayi kenti Düzce'nin gelecek 50 yılını konuşmak, tasarlamak, yol haritasını oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen 1. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün konuşmasıyla tamamlandı. Özlü kapanış konuşmasında artık uygulamaya geçeceğiz dedi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski sanayi çarşısının kentsel dönüşüme alınması noktasında belediyenin kamusal haklarından vazgeçerek mülk sahiplerine yaptığı jest imzaları beraberinde getirdi. Mülk sahipleri uzlaşma ofisinde projenin hayata geçmesi için anlaşma sağlamaya başladı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, gün geçtikçe yaptığı faaliyet ve eğitimlerle Düzceli ebeveynlerin ilk sırada tercih ettiği eğitim kurumlarından biri olan Çocuk Kulübü yeni bir uygulamaya imza attı. Düzce Üniversitesi PDR öğrencileriyle Çocuk Kulübü'nde eğitim gören çocuklara psikolojik testler uygulandı.